Anadolu Efes'in Galatasaray'a göre daha hazır olması beni şaşırtmadı. Çünkü transfer sürecinde sadece bir oyuncu dahil ederek kadroya devam ettiler yola. Burada benim dikkatimi çeken detay, milli takımda da başarılı bir performans sergileyen Sertaç Şanlı'nın geçen sene kaldığı yerden devam ediyor olması. Aslında haftanın sürpriz sonuçlarından bir tanesi kabul edilebilir. Çünkü Petkimspor gerçekten ligin yeni takımı olmasına rağmen transfer döneminde çok iyi işler çıkartmıştı ve beklentiler yüksekti. Ama gerçekten yeni bir takım ve bunun adaptasyon süreci mutlaka olacak. Özellikle lige adaptasyon mutlaka olacak. Bunu ne şekilde gördük? Özellikle Kendrick bu takım için kilit isim. 12 ile 4 saha içiyle oynadı. Bu büyük sıkıntı yarattı Petkim cephesinde. Nesne TV'den herkese merhaba sevgili izleyiciler. Basketbol Panorama programıyla aylar aylar sonra uzunca bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Sevgili Ümit Avcı ve Gökhan Türe ile birlikte İnege Basketbol Süper Ligi'nin birinci haftasını konuşacağız. Bu haftanın nabzını tutacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkürler. Hoş Hoş bulduk. bulduk Neslihan. Şey pardon Leyla. Umarım sen de iyisindir. İyiyim ben de teşekkür ederim. Epey bir ara verdik. Geçtiğimiz sezon aslında çok fazla devam edemedik maalesef pandemi sebebiyle. Ama bu sezon güzel başladık birinci haftayla. Bu sezonun nabzını tutacağız inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyelim programımızı tekrardan. Dilerseniz hemen Evet. puan durumu ve toplu sonuçlarla başlayalım birinci haftada. Evet, ekranlara da yansıyacak. Sonuçlara hemen bakıyoruz. Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka 92. Fethiye Belediye 55, Büyükçekmece 86, Petkimspor 83, Bahçeşehir Koleji 84, Tofaş 73, Afyon Belediye 78, Gaziantep 70, Galatasaray 56, Anadolu Efes 80, Bursaspor 89, Beşiktaş 73 ve Fenerbahçe Beko 105, Ormanspor 72 şeklinde. Evet, İnege Basketbol Süper Ligi'nde birinci hafta maçları tamamlandı. Görüyorsunuz şu anda ekranlara da yansıyor sıralama. Dilerseniz maç özetleriyle devam edelim sevgili Ümit ve Gökhan. Fenerbahçe Beko'nun Ormanspor'u 105-72 yendiği karşılaşmayla başlayalım. Özlem Yalman sezonun ilk hava atışını gerçekleştirdi. Fenerbahçe Beko OGM Ormanspor maçı başladı. İşte en büyük soru işaretlerinden bir tanesi Lorenzo Brown'un istikrarsız şutu. %30'larda attı geçen sene Euroleague'de. Ve Bu arada Stanton Keith. Lorenzo Brown kaçırdı. Stanton Keith. Edgar Asulanovas sırtı dönük. Arkasında Stanton Keith vardı. Danilo Martel yaklaştı çembere. Danilo Martel isabeti buluyor. Sen saçtan bahsettin Ali Muhammed'de ama... Zlatan İbrahimovic gibi olmuş Kenan. Tarık Biberovic! 3 sayılık isabetle periyodu bitiriyor. Böylelikle mücadele sona eriyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe Beko 105, OGM Ormanspor 72 maç sonucu. Evet, Fenerbahçe Beko'nun galibiyetiyle sonuçlandı. Gökhan seninle başlayalım istersen. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani sezon beklentiler ışığında tüm takımların hazırlıksız yakalandığı bir sezon gibi başladı. Tam idman yapamadı bütün takımlar. Onu önce ifade edeyim. Tabii bu bağlamda Fenerbahçe Ormanspor maçında da bunun etkilerini gördük. Fenerbahçe çok yeni bir takım. Birçok yeni oyuncusu var kadrosunda. Ama kurmaya çalıştıkları düzen, tüm takımdan, Kokoşko'nun kurmaya çalıştığı düzen, tüm takımdan eşit düzeyde katkı alacak bir düzen. Tempolu oyuna dayalı. Bu anlamda bu mücadelede 10 oyuncudan skor, 11'er oyuncudan da asist ve rebound katkısı almış olması Fenerbahçe'nin takım olarak çok önemli bir detaydı. Bu da Kokoşkov'un planlarının işlediğini gösteriyor. En azından doğru yolda Fenerbahçe. Ormanspor'un daha kendisini geliştirmek için yeni bir takım olması itibariyle oyuncuların uyum sağlaması için birbirine biraz daha zamana ihtiyacı var.
Bir diğer karşılaşmaya bakacağız. İnegöl Basketbol Süper Ligi'nde birinci haftada oynanan karşılaşmalarda Bursa Spor Beşiktaş'ı 89-73 mağlup etti. Görüntülere bakalım. Hama atışı ile mücadele başlıyor. Sezon iki takım için açılıyor. Can Maxim Mutav. Grupta ekstra Bursa Spor adına. Alec Freeman ve Chris Jones'la birlikte. Ancak Freeman zaten sezon ortasında Çin'e gitti. Chris Jones da büyük bir kariyer sıçraması yaparak Maccabi'ye hakim smacı geliyor Kenny Kanji'den. Tevfik arkasında kaldı, Mumford yardım getirip topu çalıyor. Savunmada da olumlu bir hamle Xavier Mumford'dan. Geriye bıraktı Kenny Kanji tepeden üçlü. Oyuna girmeye Oğuz Savaş hazırlanıyordu. Kenny Kanji. Şeyhmus Azer çembere yöneldi. Şeyhmus Azer tek elle smacı vurdu. Mumford, Can Maxim Mutav üçlükle noktayı koyuyor mücadeleye. Can Maxim Mutav zaten çok iyi oynuyordu. Üçlükle maçı bitirdi. Frutti Ekstra Bursa Spor 89, Beşiktaş 73 mücadelenin sonucu oluyor değerli izleyenler. Evet, Bursa Spor galibiyetiyle sonuçlanan bir karşılaşma. Ümit, seninle devam edelim dilersen. Nasıl değerlendirdin maçı? Yani keyifli bir maçtı. Protex'e Bursa Spor için tabii ki ilk kez deneyimine başlayan Tutku Açık'ın da nasıl başlayacağını merakla bekliyorduk. Tutku oyunculuğu döneminde hücum performansı, hücum organizasyonları çok yüksek bir oyuncuydu. Bunu takıma da yansıtmış. Merak ettiğimiz performanslar tabii ki Mumford ve Newman'ın performansıydı. Bir tanesi NBA patentli oyuncu, bir tanesi gerçekten bu sene damga vurmaya hazırlanan isimlerden bir tanesi. İki harika maç çıkarttı ama Bursa cephesinde Birkan Batuğ'un ve Can Maxim Mutaf'ın gösterdiği enerji, sahaya koyduğu enerji bence çok kıymetli. Bunun dışında Kaci ve Oğuz'un birbirini tamamlayan oyunu onların ilerisi için umutlu bakmasına neden oluyor. Beşiktaş cephesinde tabii ki çok genç bir takım. Zamanla ihtiyaçları var, mutlaka alışacaklar. Bu maçta da enerjiyle ve hücum ribaundlarıyla oyunda kalmaya çalıştılar, skorda kalmaya çalıştılar ama onlar için önemli olan birazcık da şut yüzdeleriydi. O pozisyonda yani o istatistikte geride kalınca maçtan da mağlup ayrıldılar ama çok kıymetli bir abi aldılar takıma, Mehmet Yağmur. Bu abiyle ileriki günlerde gençleri daha iyi motive edip kazanmaya da başlayacaklarını düşünüyorum. Bir diğer maça bakalım. Galatasaray Anadolu Efes'e 80-56 mağlup oldu. Bu maça bakalım şimdi de. Hava atışı yapıldı. İlk hücum Anadolu Efes'te. 3 sayılık atış. İsabetli Burak Mattım. 6 sayıyla başlıyor maça. Brian Dunstan'ın sakatlığında en önemli parçalardan biri sakatken Anadolu Efes Euroleague'de 24'e 4 yapmayı başardı. Bu arada Vasilya Mitsic de vanaları açıyor. Alex Hamilton'la oynuyor. 3 saniye var. Singleton. 2 sayılık isabet Chris Singleton'dan. Daryl Macon. Macon içeri yöneldi. Johnny Williams pot altında. Fake. Johnny Williams sert taştan kurtuldu. Johnny Williams turnikeyle bitirdi. Tolga. Brian Dunstan'a servisi yapıyor. Vasile Mistic sert taş şanlı değil. Maç sona eriyor. Anadolu Efes Galatasaray'ı 80-56 mağlup ediyor ve İnegöl Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu galibiyetle açıyor. Evet, Anadolu Efes galibiyetle sezonu açtı. Gökhan, seninle devam edelim dilersen. Nasıl buldun karşılaşmayı? Evet. Sezonun ilk derbisiydi tabii. Anadolu Efes'in Galatasaray'a göre daha hazır olması beni şaşırtmadı. Çünkü transfer sürecinde sadece bir oyuncu dahil ederek kadroya devam ettiler yola. Burada benim dikkatimi çeken detay, milli takımda da başarılı bir performans sergileyen Sertaç Şanlı'nın geçen sene kaldığı yerden devam ediyor olması. 18 sayı, 9 rebound, 1 asist ve 1 blokla müthiş bir performans gösterdi. Tabii Shane Larkin'den faydalanamıyor Anadolu Efes. Türk statüsünde oynaması için beklemesi gerekiyor. Galatasaray'ın cephesinden bakacak olursak da uzun pozisyonda bir transfere ihtiyaç duydukları net. Çok kaliteli kısa oyuncular bulmuşlar yine. Tebrik ediyorum Galatasaray'ı. Zamanla Berke'nin de tabii uzun pozisyonda geri dönmesiyle sakatlıktan daha iyi bir
konuma geleceklerdir diye düşünüyorum. Macon, Williams, Hamilton bunlar gerçekten değer katacak isimler Galatasaray'a. Onların da biraz zamana ihtiyacı var açıkçası. Peki bir diğer maça bakacağız. Süper Lig'de birinci haftada Afyon Belediye Gaziantep Basketbolu 78-70 mağlup etti. Görüntülere bakalım. HDI Sigorta Afyon Belediye Gaziantep Basketbol mücadelesi başlıyor. Pasopoulos perdeden çıktı. Chris Wright pot altında. Ters turnikede isabeti yok ancak. Evaldas Kayınis'in orada. Üçüm ribaundu üstüne basket. Boyalı alanda dönerek atışlı isabet yok. Hücum reboundu sonrasında bir deneme daha yine isabet yok. Bir rebound daha üstüne. Muajayte 3 kişi arasında basketi buldu. Baka Cruz ikili oyun Evaldas Kayınis inanılmaz bir smaç. Pot altından topu Chris Wright oyuna sokuyor. Evaldas Kayınis yine Chris Wright boş kaldı o da. Onun üçlüğü bunda da isabet yok. Onda 0 oldu ev sahibi ekip. Bir üçlük daha. Bu kez isabet var. Top kapma mücadelesi. Süre bitiyor. Atış isabetli değil. HDI Sigorta Afyon Belediye Gaziantep Basketbolu 78-70 yenerek sezona galibiyetle başlıyor. Evet Ümit, seninle devam edelim istersen. Nasıl buldun karşılaşmayı? Afyon geçtiğimiz sezonun flash takımıydı. Her ne kadar sezon tamamlanmasa da gerçekten o ana kadar sergilediği performansla büyük beğeni kazanmıştı. Bu sezonu da iyi başladı ki hazırlık döneminin yıldızlarından sayılabilecek Antep karşısında bunu gerçekleştirdi. Bu sezon isminden çok söz edeceğiz. Muhtemelen Paco Cruz takımın liderliğini almış gibi gözüküyor. Onun performansı çok çok önemliydi. Ki Antep karşısında dış şutlarda 10'da 0'la başladı takım. Buna rağmen mücadeleden hiç kopmadı. Daha sonra 9'da 6 isabet geldi ki bu onların mutlaka kazanmak için yapmaları gereken bir istatistikti. Boyalı alanda da Kayıris ve Egemen'in birbirlerini iyi tamamladığını düşünüyorum ki Egemen bu sene çok kritik bir görüntüde olacak. Umarız Türk basketbolu iyi bir uzun daha kazanmış olacak bu sene. Antep tarafındaysa Simpson direnmeye çalıştı ama Kiri'den hiç katkı gelmeyince bu mümkün olmadı. 70 sayıda kaldılar. Tabii ki Jaitet'te erken faul problemine girip maça bir türlü aralığını koyamayınca yenilgi kaçınılmaz oldu. Afyon'u tebrik edelim. Evet, Afyon'u tebrik edelim dediğin gibi Ümit. Ve şimdi de Bahçeşehir Koleji'nin Tofaş'ı 84-73 yendiği karşılaşmaya bakalım. Maçın hakemleri de ekrana yansıdı. Hava atışıyla Bahçeşehir Koleji Tofaş mücadelesi başlıyor. İlk ucum Tofaş'ın olacak. Burak beklediği yardımı aldı. Birebir mücadele, el üstü atışla isabet var. Bir ikili oyun, çok iyi bir pas ve bu pas asist oldu. Jeremy Simmons. Kilpatrick. Kristen kendi oynamayı tercih etti. El üstünü tamamlamayı başardı. Eric Green boş üçlüğü buldu. İsabetli değil. Jamal Jones. Tips maç. Pozisyonunu biraz zorluyor Eric Green. Kristen kendi oynadı. Burada da isabet var. Hemen Zafer Aktaş'tan mola geldi. Owens. Perdeden kurtulmaya çalıştı. Şimdi kurtuldu. İçeri devrildi. Dışarı çıkarttı. Burak köşeden. Atışında isabet yok ama Jamal Jones havada asılı kalıp topu bekledi adeta. Ve böylece ilk hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji Tofaş'ı 81-73 mağlup ediyor değerli izleyenler. Evet, Bahçeşehir Koleji sezonu aslında iyi başladı diyebiliriz. Gökhan, nasıl buldun karşılaşmayı? Evet, Bahçeşehir Koleji transfer sürecini de en iyi şekilde değerlendiren kulüplerden bir tanesi olarak dikkat çekmişti. Tabii Tofaş'ın da bu anlamda geçen seneye göre bir güç kaybı yaşadığını söyleyebiliriz. Bunu da zaten maç içinde gördük. Daha devrede 20 sayılık bir marj yakaladı Bahçeşehir ki bu da zaten maçın kalanında onların galibiyeti daha kolay elde etmesini sağladı. Burada dikkat çekici nokta Eric Green'in Bahçeşehir'de daha ilk maçında göstermiş olduğu performans. Daha ilk yarıda 17 sayı bıraktı rakip potaya. Toplamda 24 sayıyla bitirdi maçı ki 3 sayı çizgisinin gerisinden o çok üst düzey bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Yine Bahçeşehir cephesinde Türk oyunculardan Burak Can Yıldızlı ki son çeyrekte bence galibiyette büyük pay sahibi oldu. 12 sayı, 6 rebound, 5 asist. Yine İsmet Akpınar da Türk oyunculardan 10 sayı
3 asist 2 top çalmayla değerli katkılar verdiler. Bunlar da güzel şeyler Bahçeşehir cephesi için. Evet, devam ediyoruz. Büyükçekmece Basketbol Petkim Spor'u 86-83 mağlup etti. Görüntülere bakalım. Gabe Olaseni ve Egger Arava atışına çıkıyor. Olaseni topu çeldi. Inhammer'da müdahale ediyor. Şimdi Osiris Eldridge. Üç sayılık atış kaçtı. Şimdi devam ediyor. Bir kez daha bu sefer istediğini arıtlıyor. Carvel Anderson. Hemen karşılık geliyor. Thomas Wimbush. Alp. Şimdi Vasilevskas. Üç sayılık atış. Bir isabet daha. Sarunas Vasilevskas. Ali Apetkim'i öne geçirdi. Şimdi Osiris Eldridge. Ömer Utkal. Biren için boş kaldı. Ömer üç sayılık isabet geliyor. Tutamadı. Inhammer. Inhammer potaya gidiyor. Basket faali buluyor Inhammer. Carvel Anderson. 86-83 Büyükçekmece Ali Apetkim'i yenerek başlıyor. Ligin yeni takımı ilk maçında mağlubiyetle başlamış oldu. Evet Ümit, seninle devam edelim istersen. Büyükçekmece basketbol galibiyeti nasıl değerlendiriyorsun? Aslında haftanın sürpriz sonuçlarından bir tanesi kabul edilebilir. Çünkü Petkim Spor gerçekten ligin yeni takımı olmasına rağmen transfer döneminde çok iyi işler çıkartmıştı ve beklentiler yüksekti. Ama gerçekten yeni bir takım ve bunun adaptasyon süreci mutlaka olacak. Özellikle ligi adaptasyon mutlaka olacak. Bunu ne şekilde gördük? Özellikle Kendrick Gay bu takım için kilit isim. 12'de 4 sağ içiyle oynadı. Bu büyük sıkıntı yarattı Petkim cephesinde. Diğer tarafta ev sahibi çekmeceye baktığımızda, büyük çekmeceye baktığımızda da geçtiğimiz sene Hayes'in rolünü bu kez Anderson'ın üstlendiğini görebiliyoruz. 34 sayıda çok büyük iş yaptı. Gerçekten takımını galibiyete taşıdı ama galibiyet için çok çok önemli bir isim daha vardı. Ömer Utkual. Genç oyuncunun 16 sayı, 2 asist, 3 top çalma ile büyük iş başardığını söyleyebiliriz. Onun katkısı takımına nefes aldırdı. En kritik anlarda sahneye çıktı. Oyun kurucu pozisyonunda yaşanan sıkıntılı dönemde sakatlıklar nedeniyle can kurtarıcı oldu. Hem onu hem de takımını tebrik edelim. Çok kritik bir galibiyet. Evet, kritik bir galibiyet dediğin gibi ve bu Süper Lig'de basketbol yine ya basketbol Süper Lig'indeki son karşılaşmaya bakacağız bu hafta oynanan. Pınar Karşıyaka'nın Fethiye Belediye'yi 92-55 yendiği maça bakalım. Pınar Karşıyaka adına o da defteri açıyor. Biraz bu son bölüm Amsenman havasına döndü iyice. Tufan 3 sayılık atışı, Tufan Önen'in isabeti buluyor. Farkı da 10 sayıya çekti. Henry, Nusret'e, Nusret Yıldırım sağ forvetten 3 sayılık atış, arka arkaya 2 üçlük geliyor. Pınar Karşıyaka'dan 64-47 oldu skor. Henry dışarıya, Nusret Yıldırım'a çıkartıyor. Nusret Yıldırım, o da son çeyrekte üçlükleri gönderiyor. Sercan Neal'a bıraktı. Evet, Neal rakip yarı alana geçiyor. Oyuncular birbirlerini tebrik ediyorlar, selamlaşıyorlar. Pınar Karşıyaka 92, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 55. Evet, Pınar Karşıyaka için aslında rahat bir karşılaşma oldu diyebiliriz. Gökhan, neler söylersin maç geneli için? Evet, bu maçın şöyle bir özelliği var. Lige son anda dahil olan Lokman Hekim Fethiye Belediyesi sahaya tek yabancı ile çıktı. Yeni bir oluşum, takımların hazır olmadığından bahsetmiştik. Lokman Hekim bunların arasında en hazırlıksız olanı. Daha yeni takım kurmaya başladılar. Dolayısıyla bu bir handikaptı onlar için bu zorlu maç öncesinde. Pınar Karşıyaka cephesinde Türk oyuncuların ağırlıklı olarak katkı verdiği bir maçtı. Mete Can Birsen olsun, Semih Erden olsun. Türklerden çok üst düzey verim aldığı bir karşılaşmaydı. Son çeyreğe kadar aslında zorladı diyebiliriz Lokman Hekim için Pınar Karşıyaka'yı ama 34-8'lik seri son çeyrekte Karşıyaka için maçın kopmasına neden oldu. Tabii Fethiye'nin daha toparlanması için, kadrosunu oluşturması için zamana ihtiyacı var. Kadroyu oluşturduktan sonra da tabii bir de işin hazırlık kısmı var. Biraz zaman alacak onlar için lige ısınmak diye düşünüyorum.
Evet, şimdi de haftanın olayıyla devam ediyoruz. Fethiye Belediye, az önce bahsettin zaten, Gökhan da karşılaşmayla ilgili konuşmuştu. Fethiye Belediye Pınar Karşıyaka karşısında tek yabancıyla sahaya çıktı ve 92-55 mağlup oldular. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ümit, seninle başlayalım istersen. Tabii ki Fethiye Belediye için zorlu bir süreç. Yani ligi alındıkları sadece 8 gün önce belli oldu ve ilk maçına çıkmak durumunda kaldılar. Bu da bir takım için büyük bir handikap. Zaten tek yabancı, o da alt ligden gelen Neil'la sezona başladılar. Ama şunu söyleyelim, iki yabancıyla anlaştılar Fethiye'ye geldi ikisi de. İki uzunla da anlaşma aşamasındalar. Bu da önemli onlar için. Ama hazırlık süreci, onların uyum süreci Fethiye için biraz zor bir dönem devam edecek gibi gözüküyor. Ama tek yabancı da olsa sergiledikleri mücadele 3 çeyrek için umut vereceğiydi. Gökhan, var mı senin eklemek istediğin bir şey? Evet, yani sezon biraz uzun geçecek, zorlu geçecek Lokman Ekim Fethiye Belediyesi için. Yani çünkü onlar hazırlık evresini sezon içinde yapmak zorunda kaldılar. Bu tabii ciddi bir handikap. Umarım en kısa zamanda atlatırlar bu süreci en iyi şekilde. Çünkü ligin değeri açısından önemli bu. Evet, haftanın takımıyla devam edelim dilerseniz. İlk haftada Bahçeşehir Koleji. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ümit, seninle başlayalım istersen. Çok zorlandık bu seçimi yaparken. Ben maçla ilgili çünkü istersen evet. Öyle doğru söylüyorsun. Yani Bahçeşehir, evet, Tofaş'ı yendiği için birazcık daha öne çıktı. Tofaş gibi bir markayı yendiği için, ki sezonu da iyi başladı hücum performansı olarak. Ama Bahçeşehir Koleji'ni seçerken Büyükçekmece'yi Afyon'da görmezden gelemezdik. Onlar da önemliydi ama bir takım seçilmesi gerekiyordu. Bence Bahçeşehir Koleji iç sahada çok kritik bir galibiyet aldı. Gökhan? Evet. Yani Bahçeşehir Koleji de az önce bahsettiğim gibi çok önemli yabancı oyuncuları kattı kadrosuna. Başta Eric Green olmak üzere daha önce ligimizde forma giymiş Josh Owens, James Eldridge, Jamal Jones gibi isimlerle kalitesine kalite kattı. Türk oyuncu rotasyonunu da genişletti. Dolayısıyla yukarıları zorlayacak bir takım olarak görüyorum ben Bahçeşehir Koleji'ni. Yani playoff, ilk dört içinde yer alırlarsa benim için açıkçası sürpriz olmayacak bu sezon. Evet, Süper Lig'de birinci haftada haftanın takımını konuştuk. Şimdi tabii ki haftanın koçunu konuşacağız. Bahçeşehir Koleji'nden Zafer Aktaş tabii ki. Gökhan, seninle başlayalım bu sefer. Nasıl buluyorsun? Evet. Evet, Zafer Hoca tabii geçen senenin ardından çok daha deneyimli bir konuma geldi. Kendisini evet. Beğenerek takip ediyorum. Oyuncu kadrosunu şekillendirirken de teknik ekiple birlikte iyi, isabetli kararlar almışlar. Bu da memnun etti beni açıkçası. Çünkü ligde ne kadar yukarıyı zorlayan takım adedi fazlalaşırsa o kadar bizim aldığımız keyif düzeyi de artıyor. Bu bağlamda hem Zafer Hoca'yı hem de Bahçeşehir oluşumunu tebrik ediyorum. Umarım bu yolda doğru bir şekilde devam ederler. Ümit, sen neler söylersin Zafer Hoca için? Yani Zafer Koç geçtiğimiz sezon geldiğinde de, sezonun ortasına geldiğinde de takımın çevresini çok değiştirmişti. Hani önemli bir performans yükselişi gerçekleştirmişti. Bu sezonun da iyi planlandığını düşünüyorum. Özellikle savunma konusunda sıkıntılar yaşayan bir takıma birazcık daha sert savunma yapabilecek bir oluşum sağladı. İlk maçında da beklediğini aldı. Yani Tofaş karşısında hem yıldızlarını iyi kullandı, hem savunma düzenini iyi oturttu. Bu nedenle kendisini tebrik ederim. Evet, Altın 5 ile devam edelim isterseniz. Ekranlara da yansıyacak zaten birazdan. Evet, Campbell Anderson, Büyükçekmece'den 34 sayı 6 reboundu var. Malik Neumann 20 sayı 5 rebound 2 asist 3 top çalmayla oynadı. Eric Green 24 sayı 7 rebound 3 asist 3 top çalmayla oynadı. Paco Cruz Afyon Belediye'den 15 sayı 5 rebound 7 asist ve 2 top çalması var. Ve Altın 5'te son 5. sırada da Sertaç Şanlıvar Anadolu Efes'ten 18 sayı 9 rebound, 1 asist ve
İki top çalması var. Gökhan, başlayalım seninle istersen. Nasıl değerlendirdin? Evet. Önce şunu söyleyeyim. İlk beşte bir Türk oyuncunun olması hep beni memnun ediyor. En azından bir Türk oyuncu bulunduğu zaman içim rahat ediyor. Çünkü Türklerin daha fazla süre alması, bu gibi yarışmalarda ön planda olması keyif verici. Evet. Önce onu söyleyeyim. Carvel Anderson'la başlamak istiyorum. Sezonun başlangıç maçındaki performansı göz kamaştırıcıydı. Büyük çekmeceyi sırtına alıp taşıdı adeta. Tek başına takım diye tanımlama yapmak gerekirse karşılığı Carvel Anderson diyebiliriz. Onun yanında tabii Bahçeşehir'den az önce de bahsettik. Eric Green müthiş bir başlangıç yaptı. O da bence ilk beşte olmayı hak eden isimlerin başında geliyordu. Paco Cruz Afyon'da bence orada Kairis'le birlikte çok değer katacak bir yabancı statüsünde görüyorum Cruz'u da. O da çok iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi, kumaşının kaliteli olduğunu. Malik Newman yine benim ilk hafta en çok dikkatimi çeken oyunculardan biri. Onun da yine Bursa, tabii yeni koç Tutku Açık'la birlikte onlar da yeni bir maceraya atıldılar. Çok sayıda oyuncu değişti takımda ama kimya sanki çabuk oturacak gibi görünüyor ve Malik Newman da bu kimyada çok önemli, aktif bir rol üstlenecek diye düşünüyorum. Çok penetreci, son derece yüksek yüzdeyle şut kabiliyeti olan bir oyuncu. Ben çok beğendim açıkçası Newman'ı da. Gökhan, bu arada Ümit, seninle devam edelim istersen altın beşte. Diğer basketbolcuları da senden alalım. Evet. Şöyle kısaca bir geçeyim. Paco Cruz ve Malik Newman ismini basketbol severlere tekrar hatırlatalım. Bu iki ismin çok daha üst noktalara çıkabileceğini düşünüyorum. Zaten Kemal Anderson tecrübeli bir isim. Eric Green'i biliyoruz, Sertaç Şanlı'yı biliyoruz ama Paco Cruz ve Newman ikilisine dikkat çekelim. Sezon içinde bu isimleri çok diyoruz diye düşünüyorum. Evet, haftanın MVP'si ile devam edeceğiz. Büyükçekmece basketboldan Kemal Anderson'a söyleyelim. Nasıl değerlendireceksiniz? Gökhan, istersen seninle başlayalım. Evet, yani az önce de söylediğim gibi müthiş bir başlangıç yaptı Anderson. Kumaşı çok sağlam bir oyuncu. Geçmiş yıllarda da Avrupa'da uzun yıllar forma giymiş ve yani ismini sıkça duyduğumuz bir yabancı oyuncuydu. Büyükçekmece'nin isabetli bir transfer yaptığını düşünüyorum. Ve sezon boyunca da bu takımda ön planda olacak bir oyuncu diye düşünüyorum açıkçası. Ümit, sen neler söylersin? Ya Anderson tecrübeli bir oyuncu. Sonuçta buraya gelirken kendi rolü belliydi. İşte Hayes'in yerine dahil edildi dedik. Hayes'in görevi onun üzerinde. Ama Hayes'ten biraz daha takım konusunda, oynatma konusunda daha iyi. Onun kadar da bencil olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle Büyükçekmece için önemli bir fırsat onun takıma dahil olması. İlk maçta da ne kadar önemli bir isim olduğunu gösterdi. İleriki haftalarda da yine fazlasıyla takımının liderliğini üstlenecektir. Evet, şimdi de haftanın 5 hareketiyle devam edelim. Yine Ege Basketbol Süper Ligi'nde 1. hafta tamamlandı. 5 hareket şimdi göreceğiz, ekranlara da yansıyacak. Ümit ve Gökhan, sizce en iyisi hangisiydi? Bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Ümit, seninle başlayabiliriz. Cemal Leggins! Çift el smacı vurdu Dwight Hardy'nin ikili oyunu devamında. Şeyhmus Azer çembere yöneldi. Şeyhmus Azer tek el smacı vurdu. Geçen sezon Euro Cup'taydı Sarı Kırmızılar. Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde. Oy gösterecek Galatasaray. Vasilije Micić asist yapıyor Brian Dunstan'a. Bir alley-oop. Dunstan smaçladı. 2'de 0 attı. Bir önceki çeyrekte harika blok Stephen Zack'ten. Aldrich için smaçına izin vermedi Stephen Zack. 3 sayılık atış isabet geliyor Alp Karahan'dan ve Büyükçekmece molayı alıyor Ali Apetkim'den üst üste isabetler.
Farkı çift taneye çıkarma şansı Efes adına. Vasilije Misic potaya gitti ama blok geldi Göksel'inden. Göksel'in Köksal muhteşem bir blok yaptı. Doğuş topu çaldı. Doğuş Balbay. Doğuş Balbay ve blok daha geldi. İnanılmaz şeyler Alex oluyor. Alex Hamilton blokladı bu kez. Kısaların blok savaşı var. Evet, haftanın en iyi 5 hareketini izledik. Sizce en iyisi hangisiydi? Ümit, seninle başlayalım. Yani hem smaçlar, evet smaçlar etkileyecek. Kai Wilson ve Şemuz'un smaçları da etkileyecek, evet. Ama ben işin savunma kısmını daha çok beğenen birisiyim her zaman. Galatasaray Efes, Anadolu Efes karşılaşmasında önce Göksel'in ardından Hamilton'ın yaptığı blok, o birkaç saniye içinde iki blok. Bence kesinlikle haftanın en iyi hareketleriydi. İnanılmaz, yani maçı izlerken de ağzımız açık kaldı açıkçası. Ben Galatasaray'da iki oyuncu diyorum. Gökhan, sen hangisini seçtin? Vallahi ben de açıkçası izledikten sonra ilk etapta 5 numarada Higgins'in smacı gibi düşünüyordum ama ta ki Göksel'inle Hamilton'ın arka arkaya gelen blokları görene kadar. Bu iki bloğu görünce benim de açıkçası fikrim. Ben de Ümit'le aynı fikirdeyim. Ben de savunmadan yanayım her zaman. Savunmanın daha keyif verici olduğunu düşünen bir kişiyim. Dolayısıyla ben de Hamilton'la Göksel'in smacı diyorum Leyla. Peki, tercihlerimiz tabii Ümit Avcı ve Gökhan Türe yaptı. Tabii biz de Nesne TV takipçilerimizden, izleyicilerimizden anketimize katılmalarını isteyeceğiz. Haftaya sizin için, sizin seçtiğiniz YouTube ve Twitter üzerinden bu arada bizlere ulaşabilirsiniz. Anketimize katılabilirsiniz. En iyi hareket sizce hangisiydi? Bunu anketlemenizi, oylamanızı istiyoruz tabii ki. Önümüzdeki hafta açılışta da, ikinci haftada da bu hareketi Nesne TV ekranlarında açılış hareketi olarak da sizlerle paylaşacağız. Bunu da söylemiş olalım. Ankete katılımlarınızı da bekliyoruz. Hemen bunu da söylemiş olalım. Ümit Avcı, Gökhan Türe, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, İNG Basketbol Süper Ligi'nde birinci haftanın nabzını tuttuk. Sevgili Ümit Avcı ve Gökhan Türe ile ikinci haftada tekrar birlikte olacağız. Nesne TV ekranlarından ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.